Herkese merhaba. Elimde tutmuş olduğum cihaz Apple'ın 23 Ekim tarihinde düzenli basın toplantısına tanıtmış olduğu daha küçük ekranlı iPad Mini. iPad Mini geçtiğimiz cuma günü yurt dışında piyasaya çıktı. Biz de bu yeni çıkan ürünü hemen edinme fırsatı bulduk. Ön inceleme yapmıştık. Orada da size iPad Mini ile ilgili ilk detayları aktarmıştık. Şimdi de daha detaylı bir şekilde bu tablete bakalım. Görmüş olduğunuz gibi iPad Mini normal iPad'e göre biraz daha farklı bir tasarımla geliyor. Tasarım aslında iPod Touch'ı biraz daha andırıyor. iPod Touch'ın biraz daha büyütülmüş versiyonu gibi gözüküyor bu yeni iPad Mini. iPad Mini'nin beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı versiyonu bulunmakta. Her ikisi de birbirinden güzel görünen bu tabletler arasında renk seçimi yapmak oldukça zor. Bunu söylemek gerek. 7.9 inçlik bir ekran var. Bu ekran 1024x768 piksel çözünürlüğe sahip. iPad 2'deki çözünürlük ya da iPad 1'deki çözünürlük korunmuş durumda. Ancak köşeden köşeye daha düşük büyüklüğe sahip olan bir ekran var. Bu sayede iPad Mini'nin ekranı daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip durumda. Görmüş olduğunuz gibi üst ve alttaki bölümlerin genişliği biraz daha büyük tutulmuş. Alan biraz daha büyük tutulmuş. Buna karşılık cihazın kenarı oldukça inceltilmiş. Bu durum aslında tableti bu şekilde tutarken baş parmaklarınızın tabletin ekranına değmesine neden oluyor. Apple bu yanlışlıkla değmelerin cihazın ekranına farklı hareketlere yol açmaması için bir engelleme mekanizması gerçekleştirdi ve bu sayede siz tableti bu şekilde tutarken sizin dokunuşlarınız ekranı etkilememekte. Görmüş olduğunuz gibi parmağım ekran üzerinde herhangi bir söz konusu değil, herhangi bir hatalı bir durum söz konusu olmuyor. Bu şekilde özellikle internette gezinirken, video izlerken, bir dokümana bakarken, iBooks'ta kitap okurken bu özellik bir hayli işe yarayacaktır. Bunu belirtmek gerek. iPad Mini'nin tasarımına baktığımızda ekranın üzerinde FaceTime kamera var. 1.2 megapiksel destekli yüksek çözünürlüklü FaceTime kamera. Altta Home tuşu yine dikkat çekiyor bütün iOS cihazlarında olduğu gibi. Baktığımızda oldukça şık, çekici bir tasarım var iPad Mini'de. Kavisli bir tasarım söz konusu. Kenarlar, köşeler kavisli şekilde yapılmış. Bu şekilde ele oldukça rahat oturuyor. Görmüş olduğunuz gibi tek elle de bu tableti rahat bir şekilde tutabiliyorum. İşaret parmağım arkaya destekliyor. 3 parmağımla sağ tarafı, baş parmağımla da sol tarafı destekli. Bu tableti tek elle rahatlıkla tutabilmekteyim. Tabii bunda tabletin ince oluşunun büyük etkisi var. Yaklaşık 300 gramlık bir ağırlıkta bu tableti tek elde rahatlıkla eliniz uyuşmadan taşımanıza olanak sağlıyor. Devam edelim. Tabletin sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi hem düşey yön kilidi hem de ses kapatma işlevlerini görebilen, kullanıcının seçimine göre bunlar arasında değişiklik yapılabilen bir anahtar var. Ses tuşları yer almakta. Arkaya baktığımızda EyeSight kamera 5 megapiksel çözünürlüklü ve 1080p video kayıt yeteneğine sahip. Apple logosu ve iPad yazısı dikkat çekmekte. Arka bölümün iz ve leke tutma konusunda bir aile hassas olduğunu, bu konuda pek dayanıklı olmadığını söylemek gerek. Bunun yanı sıra hemen alta devam edelim, alta bakalım. Lightning portu dikkat çekiyor. Son Apple cihazlarının olduğu gibi iPad Mini'de de Lightning port var. Hoparlör altta yer almakta. iPhone 5'tekine benzer bir dizilim söz konusu burada da. Bunu da belirtelim iPad Mini'nin tasarımıyla ilgili olarak. 7.9 inçlik tasarım olduğu için iPad Mini çok kolay cebe sığdıramıyorsunuz. Ceketinizin iç cebine sığdıramıyorsunuz. Halbuki görmüş olduğunuz gibi Nexus 7 biraz daha küçük ekranlı ve biraz daha ince olduğu için ceket cebine rahatlıkla sığabilen bir tasarıma sahipti. Baktığımızda her iki cihazı karşılaştırdığımızda kalınlık açısından iPad Mini'nin biraz daha avantajlı olduğunu görmekteyiz. Nexus 7 arkaya doğru gittikçe biraz daha kalınlaşan bir cihaz. Tabii ki dediğimiz gibi Nexus 7 cebe, pantolonun, ceketin iç cebine biraz daha rahat sokup taşıyabiliyorsunuz. O açıdan biraz daha avantajlı bir ürün aslında, doğrusunu söylemek gerekirse. Bunun yanı sıra Nexus 7'deki ekran, 7 inçlik ekran 1280x800 çözünürlükte, daha yüksek çözünürlükte ve iPad Mini'ye göre biraz daha keskin görüntüler sunabiliyor. Devam edelim. iPad Mini'yi bir de normal iPad'le, 9.7 inçlik iPad'le karşılaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi arada böyle bir alan farkı var. iPad Mini ile iPad arasında, Retina ekranlı iPad arasında 7.9, 9.7 bir güzel bir ilişki var ekranların büyüklükleri arasında. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi iPad Mini incelikte de avantajlı durumda, çok daha rahat bir şekilde taşınabiliyor. iPad Mini'nin ağırlığı
normal iPad'in neredeyse yarısı kadar, hatta yarısından bile biraz daha az. Tabii ki çözünürlük anlamında iPad'in 2048x1536 piksel çözünürlüklü Retina ekranı çok daha iyi bir görüntü sunmakta. Baktığımızda iPad'in ekranına pikselleri seçmek neredeyse mümkün değil, ancak iPad mini'nin ekranında pikselleri seçebiliyorsunuz. Pikseller seçiliyor. Görüntü kalitesi açısından biraz daha iPad 2'ye benzer bir deneyim söz konusu. Siz bu Retina ekranlı iPad'e alıştıktan sonra bu piksel yoğunluğu, düşük piksel yoğunluğu biraz garip geliyor, biraz rahatsız edici oluyor. Bunu söylemek gerek, ancak ilk kez iPad ile tanışacak olanlar için bu pek fazla garip gelmeyecektir. Görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki Retina ekranlı iPad'in ikonları, yazıları çok daha keskin, çok daha net. Bunu belirtelim. Devam edelim iPad mini ile ilgili konuşmaya. iPad mini'de iOS 6 işletim sistemi çalışmakta. Tabii biz bunu sonra çıkan iOS 6.01'e güncelledik. Bunu belirtelim. Tabii piyasaya çıkacak olan ürünler, bu tarihten sonraki ürünler iOS 6.01 ile gelecektir. Bunu da belirtmek gerek. Baktığımızda iPad'de yüklü gelen çoğu uygulama iPad mini'de de yüklü geliyor. FaceTime var, Photo Booth var, gazete bayisi var, Game Center gibi uygulamalar var. Bunun yanı sıra Apple'ın çeşitli uygulamalarını tablete indirip kullanabilirsiniz. App Store'dan indirebileceğiniz birçok hazır iPad uygulaması var. Ne de olsa iPad mini'nin ekranı 1024x768. Bu da yazılımcıların uygulamalarında herhangi bir optimizasyon yapmadan uygulamalarını bu tablette düzgün şekilde çalıştırmalarına olanak sağlıyor. Bu da iPad mini'nin bir avantajı, Apple'ın hem de yazılımcıların bir avantajı durumuna gelmiş. Tabii ki normal uygulamaları da yükleyebiliyorsunuz. Diyelim görmüş olduğunuz gibi bir iPhone uygulaması ve bu iPhone uygulamasını büyük gösterimde bu şekilde kullanabiliyorsunuz, büyütülmüş gösterimde. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse o iPad'deki Retina ekranlı iPad'deki ölçekleme kalitesi yok. Normal iPad 2 ve iPad 1'deki gibi biraz daha yazıların kareleştiği, pikselleştiği bir görünüm söz konusu. Bu da iPad mini'nin hoşumuza gitmeyen bir özelliği. Kameraya baktığımızda kamera 5 megapiksellik iSight kamera oldukça düzgün fotoğraflar çekebiliyor. Bu tablet boyut açısından biraz daha fotoğraf çekimine uygun, biraz daha küçük olduğu için çok daha rahat taşınıp çok daha düzgün bir şekilde elinizi titretmeden fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Videolara baktığımızda 1080p videolar çekilebiliyor. Oldukça düzgün, stabil videolar yakalanabiliyor. Bunu da belirtelim. iPad mini ile ilgili olarak bunu yasaya görmüş olduğunuz gibi Safari internet tarayıcısı var. Birçok uygulama iPad'deki, normal iPad'deki birçok uygulamayı bu tablette de kullanabilirsiniz. iPad'deki Smart Cover'ın bir benzeri iPad mini'de de var. iPad mini'nin Smart Cover'da görmüş olduğunuz gibi bu tabletin boyutlarına uyum sağlayacak şekilde yine aynı yapıda parçalı bir yapı. Bu parçalı yapı katlanarak bir üçgen prizma şeklini alıyor ve böylelikle iPad için, iPad mini için bir ayak vazifesi de gördürülmüş oluyor bu kapağa. Görmüş olduğunuz gibi iPad mini bu sayede film izleme veya yazı yazma için uygun hale geliyor. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya doğru da yatırarak bu şekilde de tablet üzerinde yazı yazmanız veya daha böyle eğik bir şekilde gözünüze daha düzgün gözükecek şekilde bir çalışma ortamı yaratmanız mümkün olmakta. Yine iç bölüm tabletin ekranını temizleyecek bir malzemeden yapılmış. Aynı zamanda yine ekranın kapağını kaldırdığınızda ekran otomatik olarak uyanıyor. Bu şekilde iPad mini'nin Smart Cover'ı da iPad'in Smart Cover'ı gibi bir işlev görmekte. Genel olarak söyleyecek olursak iPad mini'nin tasarımı oldukça iyi, oldukça hoş. 7.9 inç ne çok küçük ne çok büyük. Aslında dediğim gibi Nexus 7'nin bu 7 inçlik tasarımı onun cebe çok daha rahat girmesine olanak sağlıyor. iPad mini'de öyle bir durum söz konusu değil. Buna karşılık gözü daha büyük bir ekranı arayanlar için bu tablet biraz daha isabetli olacaktır. Tabii ki ekranın 24x768 oluşu, piksel yoğunluğunun düşük olmasına, görüntü kalitesinin Retina ekranlı iPad'lere alıştıktan sonra biraz rahatsız edici, pek hoşa gitmeyici şekilde olmasına neden oluyor. Ancak hazırdaki uygulamaların bu tablette de düzgün bir şekilde herhangi bir optimizasyona gerek olmadan çalışabiliyor olması iPad mini'nin avantajları arasında yer almakta. iPad mini ile ilgili daha fazla detayı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.